Murat, bir şey daha merak ediyorum ben. Yine senden okudum. Niçin Vahdettin, Sultan Reşat'ın ölümünden sonra niçin Vahdettin Paşa geçiyor? Çünkü veliahttı. Ama bir sürü veliaht var. Veliaht bir tane olur. Bir sürü olmaz, bir tane olur veliaht. Pardon, bir sürü şehzade var, özür dilerim. Veliaht en yaşlı şehzadedir. Şimdi, ama gidiyorlar, ister misin diye soruyorlar. Talat Paşa gidiyor galiba, değil mi? Şöyle oluyor. Sultan Reşat'ın veliahtı Yusuf İzzettin Efendi. Bravo. 1916'da intihar eder. Bir iddiaya göre öldürüldü ama intihar. Öldürdüsün. Benim tahminim intihar. Çünkü bir ruhi problemleri var. Hatta Ali'nin çok güzel bir, Profesör Ali Şeyh'in çok güzel bir kitap çıkarttı yeni. Şey hakkında, veliaht hakkında. Ve onun intiharından sonra Yusuf İzzettin Efendi'nin ikinci veliaht Vahdettin. Vahdi veliaht oluyor. En yaşlı şehzade adet odur. Adet o, evet. Sonraki de, son dönemde adet odur. En yaşlı şehzade. Ve Sultan Reşat'ın 1918'de vefatından sonra Ağustos'ta tahta çıkar. Eylül, yani 2-3 Temmuz'da öyle bir şeydi. 2-3 ay sonra da Mondros Müdahalesi imzalanır. Yani savaşta Vahdettin yoktur. Bitmiş her şey. Ordular çekilmiş falan, son 2-3 ay içerisinde vardır. Veliaht olduğu için gidiyor. Ama şey diyor, düşündüm kabul edeyim mi etmeyeyim mi diye diyor. Onu, evet, onun hatıralarında ben yayınladım. Vahdettin o sırada Çengelköy'de, şimdi Cumhurbaşkanlığı çalışma. Vahdettin Köşkü'nde. Vahdettin Köşkü orada şey yapıyor ve Sultan Reşat'ın vefatından sonra Enver Paşa, Talat Paşa ve galiba Musa Kazım Efendi gidiyorlar. İşte haber veriyorlar, başınız sağ olsun. Taht sizin diyorlar. Charles gibi yapmıyor yani hemen King Charles olarak Elizabeth'ten sonra. Bu gece bir istihareye yatayım diyor. Çünkü Vahdettin'in, Sultan Vahdettin'in bir İslami tarafı vardır. Ve tarikat mensubudur. Ve bazı konuları bilir ve yazmıştır da. O kadarını söyleyeyim. Şimdi bir istihareye yatayım diyor. Hayırlı olup olmayacağına ona göre karar vereyim diyor. Fakat diyor ki, kendi yazdığı, benden sonraki sırada olan benden sonraki kişiyi hatırıma getirince hemen kabul ettim diyor. Abdülmecid Efendi, halife. Halife. Ama dünürü. Kızının kocası. Kızın kocası. Babası kayınpeder pardon. Ondan sonra kabul ettim diyor. Ve tahta geçer o şekildedir. Ve tahta geçişi... Peki niye mesela Abdülmecid Efendi'yi istemiyor? Sevmiyor, o çok uzun bir şey. Kimse istemez. Sevmiyorlar. Kimse istemez. Nasıl? Hayır, devlet adamlığı vasfı çok az. Tamam. Sanatçı. Sanatçı, bilgili. Yani yok, onun için değil, o şahsi meseleler, onlar ailevi meseleler. Aynen. Şahsi mesele için saltanat hesabı almaz. Hayır, yani Abdülmecid'in öyle bir yerde sevmiyor. Sultan Vahdettin sevmiyor. Sevmiyor. Yani. Dünür'ü sevmiyor. Şey bu, sevmiyor. Evet. Birbirlerini sevmiyorlar, dünür bunlar ama. Yani. Ama başta çok iyi arkadaş, akraba, gerçi amca çocuğu bunlar ama evet, gençliklerinde beraberler, sonra buluşuyorlar. Ve tahta geçişi budur ama tekrar söyleyeyim, yani acizdir, çok hata yapmıştır. Yani İstanbul'un gitmesi endişesine kapılmıştır, korkusuna kapılmıştır. Eğer zaferden sonra meclise bir tebrik telgrafı çekip kabul etseydi çok şey başka. Çok şey başka olurdu. Ama bir de şu var, mesela Sakarya Madalyası çıkartıyorlar Sakarya'dan sonra. Sakarya Madalyası gönderiliyor Ankara'ya. Ama büyük zaferden sonra söylediği bir söz var. Hanedan hanendegan oldu diyor. Hmm? Hanedan hanendegan oldu. Hmm. Yani şarkı cümlelerini, kelime oyunu yapıyor. Farkında artık her şeyin bittiğinin. Aciz dediği gibi. Bir de şey diyor, bu koltuğa oturacağım, bu koltuğa oturduğum koltuk neydi bir şeydi? Asıl o hikaye şu, söz şudur. Tahta değil, kubura oturdum. Kubura oturdum, diyor. Bravo. Tamam. Kubura oturdum diyor. Ama mesela paratoner olup siperi sahike olarak diyor, bütün musibetleri, belaları ben çektim diyor. Fakat evet, hatıralarında Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya göndermek gibi önemli bir vazifeyi yaptığım için iftihar ederim diyor. Ama şimdi o vazife kurtarmak için yani resmi bir şey yok. Efendim 19 Mayıs operasyonu, Samsun operasyonu ile ilgili bütün evrakı yayınladım ben. Ha, yayınlamadığım tek tük evrak var tabii. İşe yaramaz şeyler. Yani talih konudaki. Var benim kitapta. Bir devlet operasyonunda.
Operasyon devlet operasyonudur. Cumhuriyet gazetesi istediği kadar aksini iddia etsin. Gönlünden geçtiği şekilde, kalbinden geçtiği şekilde çürütemez. Devlet operasyonudur. Çünkü devletin her kademesinin yazışması var. Bu işi en iyi yapacak olan sevilen ve popüler bir paşa olan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hayır, tek kişi yok. O da yanlış bir şey. Tek kişi yok. Birkaç müfettiş gönderilmiştir. O da müfettiş. Zaten müfettiş göndermek karışıklık olan yerleri yani. Osmanlı adeti. Cevdet Paşa gönderilmiştir, bilmem kim gönderilmiştir, geçmişte. Daha evvelden Kuyucu Murat Paşa. Evet, Kuyucu Murat Paşa. Peki yani diğerleri de bir şey başlatabilir mi? Yani gönderiyorlar, bir bakın diyor. Bakın diyor. Cevdet yok, çok yetkileri var. Yani hoş bu yetkileri kullanamayacak ama. Şimdi şunu söyleyeyim efendim. Yetkileri var. Yani şey var, mahkum etme yetkisi var, cezalandırma yetkisi var, hapis yetkisi var. Yok. Eskiden müfettiş. Ha, eskilerde var. Şimdi bu kullanamaz. Gene var, kullanamaz. Zaten şimdi, General Milne bu niye geldi diye rahatsız oluyor. Düşünebiliyor musun? Bir brigadiye general. Bu koskocaman paşa geldi, Osmanlı müfettiş paşası. Bunun ne işi var burada? Sormuştu, nota verip niye gönderdiniz diyor. İşte ben varım. Milne o sırada nerede? Karadeniz Filo Kumandanı. Samsun'da, Karadeniz'de. Karadeniz. Şimdi, dur araya girdi, unuttum söyleyeceğim. Girdim. Neyse. Girdim. Girdim. Başlamıştı. Şimdi bugün gene yazmışlar. Şakir Paşa sadece mührünü basmış. Efendim Allah aşkına okuyun. Laf etmeden önce, ahkam kesmeden önce, birbirinden kıymetsiz fikirlerinizi sosyal medya çöplüğünde yaymadan önce okuyun. Yahu kardeşim Şakir Paşa'nın imzalı metnini yayınladım. O mühürün ise Mustafa Kemal Paşa'da kalan. Orijinali devlet arşivindedir. Ve imzası vardır altında. Numan bin Şakir diye. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen de o askeri tarih mecmuasının harf tarihi mecmuasında yayınlananlar o değil. Devlet arşivinde şeyi var. Atase arşivinde, genel kurmay arşivinde. İmzalı nüshası var. Yani diyorlar ki efendim Şakir Paşa kendisi imzalamamıştır da bilmem. Efendim, imzalı kardeşim. Okuyun. Dediğin gibi lan çar. Peki bir şey daha merak ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu konuyu kapatalım. Diğer konumuza geçelim. Bir şey daha merak ediyorum. Rütbece, kıdemce Atatürk'ten Mustafa Kemal Paşa'dan daha kıdemli olan paşalar çok var. Çok var ve hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın altında görev almayı Anadolu'ya geçip altta görev alıyorlar. Hayır, gitmez. Ahmet İzzet Paşa'yı çok hayır, orada şey diyor, görev yerinde diyor. Görev yeri ama orada yani burada değil. Samsun'da diyor. Samsun'da. Tamam, Samsun'da. Efendim Atatürk'e verilen salahiyet belgesi, yetki belgesi bunu açıkça söylemek lazım. Her askere verilmemiştir. Çok nadirdir. Belki bir benzeri köprülere veriliyor. Mehmet Paşa'ya verilmiştir. Çok geniş yetkilerle gidiyor. İstemiş onları. Yani belli i̇stemiş, bir hayır. şey yapacağı istemiş. Ve Şakir Paşa öyle istemez bir şekilde mühür bastı falan filan değil. İmzası vardır. Var. Var. Ama geniş yetkilerdir. Peki kapatalım bu konuyu. Kaldı mı da söyleyeceğim şu anda? Yok, kalmadı. Ama tekrar söyleyeyim, gerçi hoca söylemedi bilmiyor ama yani benim kanaatimle hain falan değildir. Zavallıdır. Çok büyük yanlışlar yapmıştır. Efendim bir de önümüze gelene biz hain diyoruz artık. Çok affedersiniz sevgili seyirciler. Eskiden kızdığımızı eşşol eşek derdik, şimdi hain diyoruz. Hain sözü eşşol eşeğin yerine aldı. Hakaretin yerine aldı. Maalesef oldu. Efendim çay soğuk mu geldi? Vay hain çaycı vay. Bilmem ne oluyor hain. Ya bu kadar ucuz değil mi bu söz? Şerefsiz. Dünyanın hiçbir memleketinde bu kadar çok bizdeki mi? Kadar hayır. Geçmişine bizimki kadar küfreden başka bir memleket yoktur. Mareşal Petain Fransa'yı Nazilere teslim etmiştir. Ama evet ihanetten mahkum olmuştur idama. Tamam müebbete çevirdiler. Çok yaşlıydı. Bir kaleye kapatıldı. Ama bugün aklı başında hiçbir Fransız Petain haini demez. Ne diyorlar? Bir süre dendi. Sonra yavaş yavaş. Gitti sonra. Zaten bitti. Efendim Türkiye'nin farkı o. Biz bir reddi miras içerisine girdik. Her şeye geçmişe küfrettik. Ama bütün devrimler bir reddi miras yaparlar Murat. Bir dakika. Tabii hepsi yapar. Hepsi yapmıştır. Cromwell dahil Avrupa'da hepsi yapmıştır. Ama kısa bir süre devam etmiştir. Evet benim süre devam etmiştir. Bizdeki gibi 100 sene devam etmemiştir. Yunanlı'nın Türkiye'nin yani delirtmek için her türlü şeyi yaptığı
bir dönemde kalkıp da Kurtuluş Günü'nde Yunan sözünü etmekten çekilmesi başka bir gibi bir hareket başka bir ülkede rastlanmaz. Ha zaten ama şimdi onunla ilgili ben de iki cümle etmek isterim. Şimdi doğru söylüyorsun. Evet, Yunan'dan bence de bahsetmeliydi. Şu ben sonrasında gerçi dedi ki Selçuklu da Osmanlı'da bizim adamızdır dedi. O da bir sembolik bir şey yapıyorlar. Yok, sonra Tunç Bey de çıktı. Dedi ki bizim atamızdır. Selçuklu'yu da reddetmeyiz. Osmanlı da bizim atamızdır dedi. Ama dedi ben Vahdettin'le Fatih Sultan Mehmet'i aynı kefeye koyamam. Kusura bakmayın dedi. Haklı mıdır? Ne alakası ben Fatih Sultan Mehmet'i hiç aynı kefeye koymam. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Atatürk'leri bana göre arasındakiler de önemlidir ama... Fatih'ciğim bir şey söyleyeyim. Bana göre. Fatih Sultan Celal'le falan yaptığınız programlarda da Fatih tamam. Fatih çok büyük adam İstanbul'u almıştı ama... ...hakkında en az bilgi sahibi evet, olduğu hükümdarlardan biri. Az bilgi sahibi. İşte 6 Nisan bile bir... Nereden çıkıyor bunlar?